Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün sizinle hikayemize devam edeceğiz. Ama ondan önce ne yapıyoruz? Hadi hep birlikte hikaye diyarına gidiyoruz. Hazır mısınız saymaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden kocaman yüksek sesli bir rüzgar istiyorum. Hazır mısınız? Yel gibi gidiyoruz. Derelerden bu sefer de bağırıyorsunuz ha. Şıkır 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 şıkır. Akarak vardık hikaye diyarının kapısının önüne. Anahtarınız nerede çocuklar? Dolaba mı kaldırdınız? Oyuncak kutusunun içinde mi? Hadi bulun gelin. Ben de sandığıma bakayım anahtarım neredeymiş. Benim sandığımda bir anahtar var. Herkes anahtarlarını buldu mu? O zaman hadi anahtarlarımızı kapıya takalım ve kapımızı açalım. Bugün ben tıkırt diyeyim, siz de tukurt diyeyim. Olur mu? Tıkırt. Tıkır tıkır tıkır. Tıkır. İşte böyle çocuklar, el birliğiyle açtık hikaye diyarının kapısının sonuna kadar. Bugünkü hikayemizin kahramanı hatırlarsınız kimdi? Parlak Yüzgeç'ti. Kitabımız Çin Baba. Buradan devam ediyoruz. Parlak Yüzgeç'in başına ne gelmişti? Parlak Yüzgeç kimdi? Hatırlıyor musunuz çocuklar? Hemen Parlak Yüzgeç'i size hatırlatacağım. Parlak Yüzgeç denizde yüzmeyi çok sevmeyen tembel mi tembel, uykucu mu uykucu bir balık. Bu uykuculuğu yüzünden yüzgeci karnına yapışmıştı. Günlerden bir gün bir rüya görmüştü ve köpek balığının onu yediğini, hatta yemeye çalıştığını, yemediğini. Bu esnada uyanmıştı ve annesine koşarak, "Anne, ben yüzmeyi bilmiyorum, tek başıma da yüzemiyorum." demişti. Annesi ne yapmıştı? Girmişti yanına, hemen beraber yüzmüşlerdi. Bu esnada dalgacı bir balıkla karşılaşmışlardı. Dalgacı ne demişti? Onunla dalga geçmişti. Ve bunun sonunda bir yarışa karar vermişlerdi. Birlikte yüzecekler ve o onunla dalga geçmeyecekti. Bundan sonra yan yüzgeç değil, parlak yüzgeç diyecekti. Eğer yarışı kazanırsa parlak yüzgeç. Fakat bir sorunumuz vardı. Bu yarışmanın hakemi kim olacaktı? Kim karar verecekti buna? Babası beyaz yunus balığına gidelim demişti. Çünkü beyaz yunus balığı bu denizin en bilge balığıydı. Bakalım beyaz yunus balığı ne karar verecek? Yarışmayı hangi balık kazanacak? Hep birlikte beyaz yunus balığına gittiler. Neden geldiklerini söyleyip kendilerinden yardım istediler. Beyaz yunus balığı düşündü, taşındı, sonunda bir karara vardı. Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak daha hayırlıdır. Sert kuyruktan hakem olmaz, o içten pazarlıklıdır. Parlak yüzgecin babası sevinçten yüzgeçlerini birbirine vurdu. Al benden de o kadar dedi. Beyaz yunus yüzgeci ile komşusu kirpi balığına gel işareti yaptı. Kirpi balığı göz açıp kapayana kadar balığın yanına geldi. Buyurun efendim. Dalgalı ile parlak yüzgeç yarışacaklar. Bu yarışmanın hakemi sen olur musun? Siz uygun görürseniz neden olmasın dedi. Öyleyse 3 gün sonra yarışma burada başlayacak. Yarışmacılar koyu 3 kez turlayıp başladıkları yere geri dönecekler. İlk gelen yarışmanın galibidir. Kirpi balığı kendisine iki yardımcı verilmesini istedi. Beyaz yunusu ziyarete gelen kılıç balıklarından ikisi bu iş için gönüllü oldular. Beyaz yunus, öyleyse herkes dağılsın. Yarışmacılar her zamanki gibi dost kalsın dedi. Herkes ayrı yöne gittiler. Parlak yüzgeç babasıyla yuvasına döndü. Annesi onları sabırsızlıkla bekliyordu. ''Nerede kaldınız? Sizi çok merak ettim.'' dedi. Babası parlak yüzgeç ile dalgacının 3 gün sonra yarışacağını, yarışmanın
beyaz yunus balığı kararıyla kayalıkların orada başlayacağını uzun uzun anlattı. Annesi, yavrum bin ölçüp bir düşünmeli. Bundan sonra herhangi bir işe karar vermeden önce düşünmeli, taşınmalı, acele davranmamalı dedi. Parlak yüzgeç annesini dinlerken uyuyakalmıştı. Gün doğarken babasının gür sesiyle uyandı. Parlak yüzgeç, uyan artık, çalışma vakti. Sona kalan dona kalır. Yan gelip yatmaktansa hemen başlamalı işe, çünkü yarışma bizi bekler. Kahvaltısını yosun çorbasıyla yapan parlak yüzgeç, akşama kadar durup dinlenmeden turladı turladı. Her gün düzenli olarak yüzmeye devam etti. Dalgacı da boş durmuyordu. Koyun etrafında yüzerek yarışmaya hazırlanıyordu. 3 gün bu şekilde geçti. Yarışma günü gelip çatmıştı. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Yarışma sabahı parlak yüzgeci bir deniz yıldızı uyandırmıştı. Deniz yıldızını aniden karşısında gören parlak yüzgeç şaşırdı. Siz de kimsiniz? Diye sordu. Bir dost diyerek gülümsedi deniz yıldızı. Ben kuyruk koparan kayasında yaşıyorum. Buraya seni uyandırmak için geldim. Parlak yüzgeç iyice şaşırdı. Beni uyandırmak için mi geldiniz? Ama neden? Niçin tanımadığınız birine yardım ediyorsunuz? Deniz yıldızı ona, eğer sözümü kesmezsen sana merak ettiğin her şeyi anlatırım dedi ve sözünü anlatmaya devam ettirdi. Günün birinde sert bir akıntı kuyruk koparan kayasına çarpmıştı. Kayadan aşağı düşerek ters geldim. O sırada annen yanımdan geçiyordu. Kuyruğuyla beni düzeltti, eski halime getirdi. O gün bugündür annenin yaptığı bu iyiliği unutamıyorum. Deniz yıldızı, dahası da var diyerek konuşmaya devam etti. Kuyruk koparan kayası çok tehlikelidir. O kayanın oyuklarına sakın yaklaşma. Yengeçler kuyruğunu kıskaçlarıyla koparabilir. Parlak yüzgeç deniz yıldızına teşekkür etti. Annesiyle babasını uyandırmak için deniz yıldızının yanına gitti. Deniz yıldızının karşısında gören annesi, "Hayırdır, akıntıya mı kapıldın öyle deniz yıldızı?" dedi. Parlak yüzgeç deniz yıldızına fırsat vermeden onun geliş nedenini bir solukta anlattı. Annesiyle babası yardımlarından dolayı ona teşekkür ettiler. Onunla vedalaşıp yüzmeye başlamışlardı bile. Dalgacıdan önce beyaz yunusun yanına ulaştılar. Güneşin ışınları mercanların arasında sızıyordu. Beyaz yunus yarışmacıları seslenmişti. Hazır olun, kirpi balığı kuyruğunu sayınca yüzmeye başlayacaksınız. Kılıç balıkları sizi sert kuyruktan koruyacak. Sakın korkmayın. Evet, herkes yarışa hazırdı. Bakalım yarışın devamı ne olacak? Parlak yüzgecin annesi, sana güveniyorum yavrum. Yarışmanın sonucu ne olursa olsun, sen benim kahramanımsın, canımsın dedi. Babası da, sakın hile yapma. Doğruluktan ve iyilikten hiçbir zaman ayrılma. Parlak yüzgeç, babacığım nasihatini aklımda tutacağım dedikten sonra ailesinin yanından uzaklaştı. Dalgacının ailesi de oradaydı. Yarışmayı duymayan kalmamıştı. Koydaki balıklar sürüler halinde yarışmayı seyretmeye geldiler. Deniz anaları ip gibi dizilmişti. Su kaplumbağaları mercanların üzerinde pek keyifliydiler. Kirpi balığının kuyruğunu sallamasıyla yarışma başladı. Dalgacı parlak yüzgeçten önde gidiyordu. Parlak yüzgeç enerjisini hemen harcayıp tüketmek istemiyordu. Köpek balığı sert kuyruk gizlice onları takip ediyordu. Dalgacı parlak yüzgeçten önce kuyruk koparan kayasına ulaştı. Kayanın etrafını dolaşırken oyuklara yakın yüzüyordu. Büyükçe bir yengeç kıskacıyla dalgacının kuyruğundan yakalayıverdi. Dalgacı kurtulmak için çırpınıp durdu. Sallamış kuyruğunu bir o yana bir bu yana dönüp dönüp bakmış arkasına. Ne gelen var ne giden, dualar ediyormuş içinden. Derken parlak yüzgeç kuyruk koparan kayasına geldi. Gördükleri karşısında pulları diken diken oldu. Eyvah yengeç, dalgacının kuyrukları kopacak dedi. Bir an içinden
yüzmeye devam edersem yarışmanın galibi ben olurum dedi. Ama babasının nasihati aklına geldi ve hemen can pahasına da olsa dalgacıyı kurtarmaya karar verdi. Süratle yüzerek dalgacının yanına geldi. Hızlı bir kuyruk darbesiyle yengeci sersemletti. Kuyruğunu yengecin kıskacından kurtaran dalgacı parlak yüzgece teşekkür etti. Ne kadar güzel bir şey yapmış. Arkadaşını kurtarmış. Aferin o balığa. Kirpi balığı olanları hayretle izledi. Gördüklerini yardımcılarını anlatırken parlak yüzgeçten övgüyle bahsetti. Dalgacı yaralı kuyruğuyla ağır aksak yüzüyordu. Parlak yüzgeç de hızını ona göre ayarlamıştı. Yüzmüşler. Batık gemiye ulaştıklarında sert kuyrukla burun buruna gelmişlerdi. Sert kuyruk kocaman dişlerini göstererek sırıttı. Konuşurken ağzının suyu akıyordu. Derya kuzuları bunlar. Azıcık şundan, birazcık bundan. Acaba hangisinden başlasam? Dalgacının yüreği ağzına geldi. Bir bu eksikti deyip etrafına bakındı. Kılıç balıklarını aradı. Onları göremeyince yaygarayı bastı. İmdat! Kurtarın bizi! Sert kuyruk yiyecek ikimizi de! Kılıç balıkları etrafı kolaçan ederek gelirken onları duymamışlardı. Parlak yüzgeç sert kuyruğun bu halini daha önce rüyasında gördüğünü hatırlayınca rahat bir nefes aldı. Dalgacıya dönerek şöyle dedi. Ben bu sahneyi daha önce görmüştüm. Peşimden sakın ayrılma. Parlak yüzgeç rüyasında gördüğü gibi ilerledi. Dalgacı da onu takip etti. Batık gemiye doğru süratle yaklaşıp aniden dönüş yaptılar. Sert kuyruk hızını kestiremeyip batık gemiye çarptı. Bu sırada kılıç balıkları da batık geminin yanına kadar gelmişlerdi. Ona kuyruklarıyla vurarak onu oradan uzaklaştırdılar. Kirpi balığı dalgacı ile parlak yüzgecin peşinden yüzmeye devam etti. İkisi de birbirinden ayrılmadan ilerlediler. Parlak yüzgeç ile dalgacı başlangıç noktasına birlikte vardılar. Yarışmanın sonucunu merakla bekleyenler Beyaz Yunus'a doğru baktılar. Beyaz Yunus, karar vermeden önce kirpi balığını bir dinleyelim dedi. Kirpi balığı gördüklerini olduğu gibi anlattı. Dalgacının da söyleyecekleri varmış, konuşmak için söz almıştı. Efendim, parlak yüzgeç, yarışta hırsa kapılmadı. Bana ömür boyu unutamayacağım bir ders verdi. Onun gibi kalbi de yüzü kadar parlak. Eğer katı kalpli olsaydı beni yengecin karşısında öylece bırakırdı. Ayrıca sert kuyruğun sivri dişlerinden de beni kurtardı. Bir daha ne onunla ne de bir başkasıyla asla dalga geçmeyeceğim. Artık hiç kimseye tepeden bakmayacağım. Beyaz Yunus son sözü söylemişti. Bundan böyle herkes birlikte yarışsın. Hiç kimse kimseye hor bakmasın. Beyaz Yunus'un sözlerini kulağına küpe olarak takan kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Parlak yüzgecin yanında Deniz Yıldızı, dalgacı ve ailesi kaldı. Deniz Yıldızı mercanlara tutunarak geldiğinden yarışmanın sonucuna güçlükle yetişebilmişti. Parlak yüzgecin kulağına eğilip "Anne gibi tertemiz bir kalbim var." diye fısıldadı. Dalgacı yerinde duramıyormuş gibiydi. "Parlak yüzgeç, parlak yüzgeç. Artık sen benim en iyi arkadaşımsın. Hadi birlikte oynayalım mı?" Parlak yüzgecin annesi araya girdi. "Ama bugün çok yoruldunuz. Biraz da uyuyup dinlenmelisiniz." Parlak yüzgeç hayretle sordu. "Ama anne, uyursam yüzgecim karnıma yapışmaz mı?" Annesi, "Her şeyi yeterince yaparsan yapışmaz yavrum. Gereğinden fazla uyumazsan oyuna da vaktin kalır, yüzmeye de." Biraz sonra onlar da az önceki kalabalık gibi birbirinden ayrıldılar. Parlak yüzgeç ailesiyle birlikte yuvasına doğru yüzdü gitti. O günden sonra yaşadığı koydan açık denize açılmaktan hiç korkmadı. Doğruluktan ve iyilikten hiçbir zaman ayrılmadı. Aferin o balığa. Doğruluktan hiç ayrılmamış ve zorda kalan arkadaşına yardım etmiş. Bugünkü hikayemiz böyleydi.
Ben bu hikayeyi çok beğendim çocuklar. Siz de beğendiniz mi? Evet. Herkes çok beğendi galiba bu hikayeyi. Gökten 3 elma düştü. Biri siz doğruluktan ayrılmayan kıymetli çocuklara. Diğeri hikaye anlatıcısı Havva ablanıza. Üçüncüsü ise bu denizdeki doğruluktan ayrılmayan bütün balıklara gitsin. Afiyet, bal şeker olsun. Bir dahaki hikaye saatine kadar kendinize iyi bakın çocuklar. Doğruluktan ayrılmayın, olur mu?